herkese merhabalar. Bugün gördüğünüz gibi bir konuyu konuşuyoruz. Çocuklara olanları ekran başına davet etmek istiyoruz. Çünkü bugün Bent Akademi Kürtü Çekimi Uzmanı Yardım Doçent Doktor Barış Karabulut hocamızla beraberiz. Kendisiyle çocuklara diş türü nedenlerini konuşacağız. Aynı zamanda süt dişlerinin bakımından bahsedeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam öncelikle çünkü çocuklardaki süt dişleri çok önemli. Ne kadar böyle önemsenmez yeni diş gelecek de aslında çok büyük bir öneme sahip. Bugün bu konuları detaylaşmak istiyoruz. Birinci sorum şöyle olacak. Süt dişleri ne zaman çıkmaya başlamakta ve bakıma ne zaman başlanmalı? Evet, süt dişleri ilk süt dişimiz 6 aylıkken çıkar ortalama. 6-12 ayda diyebiliriz aslında. Tabii bu toplumdan topluma değişir ama genel olarak kesin bir süre olmamakla beraber 6. ayda genelde alt kesici dediğimiz alt ön bölgedeki süt dişlerin çıkmasıyla süt dişlenme dönemi başlar. 3 yaşına kadar da biz genelde 36 ay, 2,5-3 yaş civarında da ağızda 20 tane süt dişinin oluşmasını bekleriz. Bu süre zarfında genelde ailelerde şöyle olur, hani 6 ay dedik ama bazen bu artı eksi tablolar olur. Daha erken veya daha geç çıkmalar olabilir. Evet. Ama genel olarak 6-12 ay arasında ilk süt dişi ağızda yer alır. 6-12 ay içerisinde ilk süt dişi ağzımıza yer alıyor. Peki hocam, özellikle ilk diş muayenesi için hastane ve hekim seçerken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Evet, bu bizim en çok karşılaştığımız sorulardan biridir. Acaba ilk diş hekimi muayenesine ne zaman götürmek lazım? Genelde bizim söylediğimiz şeydir, şu tabloda olur. Yani 2,5-3 yaşında bütün süt dişlerin ağızda çıkmış olan çocukların ilk diş muayenesine gelmesine fayda vardır. Yani 20 tane süt dişi ağızda çıkan bu 3 yaşını bulabilir. 3 yaşından itibaren çocukların her 6 ayda bir hekim kontrolünde olması, bir diş hekimine gitmesi son derece önemlidir. Tabii ki bunun için bir pedodonti uzmanı, çocuk uzmanı, çocuk diş hekimi uzmanı tercih etmeleri son derece önemlidir. Ayrıca klinik olarak da burada görmüş olduğunuz gibi çocuklar için özel hazırlanmış bir oyun alanları, bekleme alanları ve onlar için hazırlanmış duvar resimleri, tavan resimleri, ünitler, gerekirse oyuncaklı şeyler. Çünkü çocukların sabırları son derece düşüktür. Biz burada mesela şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Çoğu son derece mesela aşağıdan bize hasta geldiği için geldiği zaman aradıklarında işte korkulu veya ağlayan bir çocuk içeri girdiği zaman asansörden inip bu manzarayı gördüğünde anne oyun alalım bir anda bütün dünyası değişebiliyor. Bir anda o diş sendromundan bir anda evet çıkıyor. Burada rahatça vakit geçiriyor. Burada vaktin nasıl geçtiğini de unutuyor. Daha sonra içeriye geldiği zaman böyle çok rahatlamış oluyor. Onun haricinde tedaviden sonra tekrar buraya dönme isteği, tedaviden sonra tekrar böyle bir oyun alanı. Ailelere yani özellikle çocuklar için hazırlanmış klinikleri tercih etmelerini ben öneririm. Yani yetişkinlerin tedavi olduğu yerlerde beklemek, o sesleri duymak, bekleme odasında onların gerilimini daha da artıracaklar. Zaten son derece gerginler. Bu tür yerlerde onların tansiyonları, gerilimleri azalır ve böylece koltuğa geldikleri zaman daha bir rahatlamış hale gelirler. Peki ailelere ne öneriyorsunuz? Çocuklarını ertesi gün diş hekimine götürdüğü zaman, öncesinde bir konuşma yapması gerekir mi? Nasıl bir duruş? Bir hazırlık yapmalarında fayda var. Aslına bakarsanız bizim toplumumuzda çok olmayan ama yurt dışında çok yaygın bir uygulama. Çocuktan önce anne babanın hekimle ilk tanışması ve ilk muayene gibi veya çocukların ilk muayeneye getirmeden nasıl hazırlayacaklarına yönelik ipuçlarını almaları açısından kliniğe gitmelerinde fayda var. Bunun bir faydası da mesela gittikleri kliniğin fotoğraflarını çekebilirler. Çocuklarına yarın buraya gideceğiz, böyle böyle bir yerde seni böyle. Çünkü çocuklar bilinmeyenden korkarlar. Çocukların en büyük korkusu bilinmeyendir. Ama bildikleri bir yere giderlerse ve mesela hekimin resmini de gösterirler, seni işte bu doktor abiye veya bu doktor ablaya götüreceğim gibi. Çocuklar tanıyarak gelirlerse çekingenlikleri biraz daha azalır. Bunun ikinci bir faydası da çocuklarını nasıl hazırlayacaklarını ailelerin çocuklara söylemeleri lazım. Mesela bizim en çok istediğimiz şeylerden bir tanesi hekim adına fazla söz vermemeleri. İşte hiç dokunmayacak, hiçbir şey yapmayacak gibi şeyler değil de mesela çocuklar hep soracak ne yapacak ne yapacak. Ona doktor karar verir veya gibisinden daha yuvarlak cevaplar vermelerini tavsiye ediyoruz. Yani bizim adımızda eğer sözler verirlerse ve biz eğer o sözleri tutamayacak durumda kalırsak anne babaya olan güven duygusu azalabilir. Burada uyum bozulabilir. İşte sen bana evde böyle söylememiştin, bak böyle yapıyorlar gibisinden. Yani film çekilebilir, muayene yapılabilir, ilk muayene sadece bu, sadece bir dişlerini göstereceğiz gibisinden hazırlamak ama
çok fazla böyle köşelinde konuşmamak, çocuklara sınırlar çizmemek lazım. Sınırları çizme işini hekime bırakmaları lazım. Böyle bir hazırlık yapabilirim. Bir de bir başka önemli aklıma geliyor bazen. Mesela bizim en sevmediğimiz şeylerimiz korkma lafı. Çocuklar işte korkma, korkacak bir şey yok. Yani korku fikrini onların kafasına ekmesinler. Bir diğer konu da kendi aralarında anne baba konuşurken işte yaptırabilecek miyim, şöyle olacak mı, benim dişimde böyle. Çocuklar inanılmaz bir dinleyicidir ve gözlemcidirler. Siz hiç farkında varmadan sizi dinlerler. Ve siz kendi endişelerinizi, korkularınızı farkında olarak veya olmayarak çocuklara aktarırsınız. Bu da bizim karşılaştığımız en büyük sorunlardan biridir. Kendi yaşadığınız geçmişteki kötü diş tecrübelerimizi çocuğa bir şekilde yansıtmamalarını ben tavsiye ediyorum. Korkacak bir şey yok, korkma aslında tam tersi bir etki yaratır. Evet. O bir nevi var korkacak bir şey ki annem beni uyarıyor tarzında algılar. Yani böyle çok şeyler yapmadan daha çok hekime bırakmaları, onu sadece ortama hazırlamaları, yapılacak işi hazırlamaları son derece önemli. Peki hastalarla ilk karşılaştığınız zaman çocuklarla herhalde önce bir oryantasyon süreci geçiriyorsunuz değil mi? Tanışma. Tabii şimdi mesela aileler ilk geldiği zaman mesela hayatında ilk defa diş hekimine gelen çocuğa mesela hemen oturmasını söyler ünite. Ben asla ünite oturtturmam mesela. Veya asla ayağa kalkmamak lazım. Çocukla aynı seviyede oturmak, göz kontağı kurmak son derece önemli. Çocuklar böyle şeylerden çok hoşlanır. Her çocuğun yaşına göre farklı hoşlandığı şeyler vardır. Kimi çocuk belli yaşlarda kıyafetin övülmesinden hoşlanır. Kimi çocuk daha böyle büyüdüğünün vurgulanmasından hoşlanır. Teması çok severler. Elini tutmak, saçını okşamak, göz kontağı kurmak son derece önemlidir. Yani ünite oturtmaktan önce ayakta veya yani hekim oturarak çocuk ayakta böyle karşılıklı göz göze bir sohbet ortamı. Yani hemen o gelir gelmez bir diş muayenesi değil de işte yaşını öğrenmek, hobilerini öğrenmek, sevdiği şeyleri öğrenmek bir arada bir sıcaklık yaratır. Yani demin dediğim gibi çocuklar bilinmeyenden korkar. Zaten buraya bir endişeyle geliyor. Bir de hiç tanımadığı bir insan. Hele bir de onu ayaktan böyle bakıyorsa ona dev gibi de görünür. Aynen öyle. Bir de hemen otur ağzını aç falan gibi ışıklar, sesler. Yani çocuğu daha ilk randevusunda kaybederiz. Hekim korkusu yapmış oluruz. Önce tanışmak, önce onun güvenini kazanmak, arkadaş olmak. Zaman ilk seansta, evet ilk seansta bizim en çok üzerinde durduğumuz şeyler. Evet. Peki hocam şimdi aslında biraz da bu işin çürük kısmına geleceğiz. Çocuklar diş çürüğü çok görülüyor. Evet. Çocuklar diş çürüğü nedenleri nelerdir hocam? Yine en çok karşılaştığım sorulardan veya sıkıntılardan bir tanesi işte dişlerimiz çürük çıktı veya işte zaten dişi bizim ailede böyle bir şey var. Ya ben ailelerden rica ediyorum gerçekten bu kendilerinden bir şekilde kandırma gibi bir şey. Lütfen buna girmesinler. Yani bu onların kaçış şeysi olmasın. Tamam diş çürüğü genetik değildir. Bunu çok net koymamız lazım. Diş çürüğü sonradan oluşan besinlerle oluşan, besin maddeleriyle oluşan ve asitle oluşan bir hastalıktır. Ha şu demek değildir. Genetik faktörler etkili midir? Etkilidir. Evet. Nedir? Kişilerin tükürük yapıları veya dişlerdeki mineral oranları, dişin yapısı çürüğe yatkınlığı belirler. Ama onda dahi eğer beslenme ve fırçalama dört dörtlük olursa çürüğün önüne geçilebilir. Bir kere her şeyden önce bu bilinci kafamıza yerleştirmemiz lazım. Maalesef bizim toplumumuzda yani dişler çürüdükten sonra anneler babalar bize getirdikleri zaman onları da anlayabiliyorum. Birazcık hem üzülüyorlar çocuklarının durumu için hem de biraz böyle utanıyor gibi oluyorlar. Çünkü anne babalık görevlerini tam yerine getiremediklerini düşünüyorlar. Ve buna da böyle bir savunma mekanizması bizim ailede var. Evet. Hocam genetik, çok fırçaladık ama olmuyor. Maalesef bunlara bu şehir efsanelerine inanmamalarını tavsiye ederim. Yani fırçalanan ağızlı ve beslenmesine dikkat edilen bir çocukta çürükleri son derece önüne geçirilirdi. Bunun işte kuralı nedir? Erken diş hekimi muayenesi çürükle karşılaşmadan, daha dişler çürümeden. Maalesef bizde koruyucu hekimlik veya herhangi bir şey olmadan hekime gitme alışkanlığı olmadığı için bize ağrıyla hekime başvurduğumuz için, çocukların ilk tanışması ağrıyla olduğu için genelde tatsız sonuçlanabiliyor. Evet. Ama aileler eğer daha dişler sürmeye başlayınca hatta yani mümkünse hamile annelerde bile aslında pedodontinin konusu hamile anneyle başlar. Hamile anneyi eğitmekle başlar. Hamile annenin diş sağlığı da bizim için son derece önemlidir. Çünkü hamile annenin diş sağlığı iyi olursa doğacak çocuğunki de iyi olacaktır. Hamile annenin eğer ağzında pek çok diş çürüğü olursa mikroorganizma sayısı artacaktır. İlla ki çocuk doğduktan sonra onu öpecek,
İşte ağzında kaşığıyla ona mama yedirecek. Eğer kendi ağzında çürük varsa o mikroorganizmaları çocuğuna transfer etmiş olur. Evet. Çocuklar doğdukları zaman normalde steril, ağızları sterildir. Yani mikroorganizmasızdır. Zamanla bu mikroorganizmalar ağza yerleşmeye başlar. Bizim amacımız bu transfer ne kadar geç olursa çürüklü o kadar geç karşılaşırlar. O yüzden hamile anneyden itibaren aslında biz görsek çok daha mutlu oluruz. Ama en kötü ihtimalle 3 yaşında, 2,5-3 yaşına gelmiş ve ağzında süt dişleri çıkmış çocukları çürüksüz, ağrısız olarak görmek isteriz. Evet. Peki hocam, şimdi bir de şöyle bir durum var. Biberon çürüklerini engellemek için ne dikkat edilmeli? Aslında biberonla da çok hani sanırım bu çürükler. Evet, yani yıllardır, çok uzun yıllar bu çürüklerin ismine biberon çürüğü dendi ama daha sonra bunun ismi değişti. Bunun yani birazcık beslenme çürüğü veya biz bunu erken artık HCC diye, yani bütün dünyada HCC ve erken çocukluk çağı çürüğü diye geniş bir isim altına getirdik. Neden? Çünkü biberon dediğimiz zaman hala biz biberon kullanmadık diyorlar ama biberon aslında bir şeyi tanımlamak için, vurgulamak için kullanılan seçilmiş bir kelime. Aslında nursing caries dediğimiz, yani beslenmeye bağlı bir şey bu. Yani biberonla uyumak, biberon olmaz da bu. Evet. Gece yatarken kaşıkla mesela muhalle bir yer, sabaha kadar onunla uyursa yine dişlerimiz çürür. Veya anne sütüyle, gece boyunca anne sütünü emdi mesela. Hiç biberon kullanmadı diyor aileler. Hiç mama da yemedi. Sadece anne sütüyle yine de dişler çürüdü diyor. Çürür çünkü sütte sükroz var. Evet. Yani sükroz da bir şekerdir ve dişleri çürütür. Yani süt de dişleri çürütür. Hiçbir şey katmasanız da iyi. O yüzden anne sütünden sonra da dişleri temizlemek ve silmek muhakkak gerekir. Dişlerin üzerinde süt artıklarını bırakmamak gerekir. Peki bunu nasıl yapacaklar hocam? Şimdi küçük yaştaki çocuklarda aynı böyle eczanelerde veya marketlerde kolonyalı mendil kıvamında satılan özel temizleyici ksilitol emdirilmiş mendiller var. Yani kolonyalı mendil gibi tek kullanımlık alıyorlar, parmaklarına sarıyorlar. Bunun için yapılan. Evet, aynen bunun için. Küçük yaştaki bebekler 0-3 yaş, yani fırçalama yapamayacakları dönemde dişlerin üzerini silmek için. Bunu ıslak bir gazlı bezle veya ıslak bir tülbentle de yapabilirler. Yani yeter ki dişin üzerinde süt kalmasın. Süt kaldığı zaman özellikle sabaha kadar ağzın kuru olduğu dönemde son derece böyle derin ve böyle bütün dişlere yayılmış çürüklere sebep olabilir. Bunun adına işte yıllarca biberon çürüğü denmiş, buna sebep olan süt olduğu için. Ama daha sonra bu tanımı genişletmişler. Anne sütü de bunun içine girer, mama da girer. Yani birazcık gece beslenmesi veya beslenmeye bağlı çürük olarak bunun adını değiştirebiliriz. Bunun da tek yolu özellikle 8 saatte bir fırçalama yapmak. Normal mesela 3 yaşın artık geçmiş çocuklar için söylüyorum ama küçük yaşta 0-3 yaş arasında süt dişlerinin yeni çıktığı dönemde dişleri özellikle süt içirdikten sonra gece, çünkü artık su içme şansı yok, tükürük azalmış, ağız kuruluğu meydana gelmiş, dişlerin süt üzerindeki sütü muhakkak silmeleri gerekiyor. Hocam şimdi diğer soruya geçmeden önce izleyicilerimizden bir soru var. Nazan Ataş'tan gelmiş. İyi yayınlar, teşekkürler, sağ olun. Çok küçük çocuklarda ağrı yapan çocuklar varsa ne yapılabilir diyor Nazan Hanım. İşte Nazan Hanım'a biraz önce ne gibi? Yani ilk tercihimiz bir kere ağrı yapmadan gelmesi. Ama artık ağrı yaptıysa da şöyle iki yolumuz var. Genelde eğer ilk çocuk ilk defa diş hekimine ağrılı bir dişle geldiyse yine ilk tercih basit bir işini yapıp çocuğa uyum kazandırmak. Yani direkt hemen aç ağzını, kanal tedavisi yapacağız, diş çekeceğiz tarzı şeyler çocuklar için çok yıkıcı yani. Büyük hastanın bile diş hekimi korkuları düşünülecek olursa yine o tür çocukları da kazanmak, güvenini kazanmak için basit bir işten başlamak, onlarda da bir tanışma seansı yapmak lazım. Aileler ısrarla hocam bu ağrıyan dişe müdahale ediliyor ama o dişe müdahale etmek, anlık bir dişi çekmek veya anestezi yapıp dişe kanal tedavisi yapmak o çocuğun gelecekteki bütün doktor iletişimini bozacak. Yani bir dişi kurtaracağız diye veya bir diş ağrısından kurtulacağız diye ömür boyu o çocukla bir doktor korkusu oluşturmamak lazım. Yani zaten o çocuk bir ağrı çekiyor. Belki bir ağrı kesiciyle birazcık ağrısını dindiririz. Basit tedavilerle önce hekime, diş hekimine ve diş muayene ortamına alıştırıp ağrıyan dişine daha sonra gidilebilir. Veya vaktimiz çok kısıtlıysa da sedasyon dediğimiz son derece güvenilir uygulamalarla, yani çocukları hafif gaz vererek, yani damar yolundan herhangi bir ilaç vermeden sadece sedasyonla uyutarak, özellikle küçük yaş grubundaki ve özürlü hastalarımız için sedasyonla tedavilerini yapabiliriz. Ama bizim ilk tercihimiz koltukta muhakkak tedavi yapmak, çünkü onda bir hekim korkusu oluşturmamak. Evet. Yani pedodontistlerin en büyük hedefi, en büyük gayesi her zaman o yazar, kalıcı davranış değişikliği sağlamaktır çocuklarda. Yani hekim korkusu herkeste vardır, diş hekimi korkusu daha fazladır. Ama bizim asıl misyonumuz
kalıcı bir davranış değişikliği sağlamak. Yani hekim korkusunu, diş hekimi korkusunu çocuklarla ortadan kaldırmak. Evet, geçmiş olsun diyoruz. Evet. Ve bir an evvel tabii ki bir hekime göstermesi gerekecektir. Hocam aslında aynı soruyu ben de söylemek istemiştim. Onu geçiyorum. Erken çürümesini engellemek için de gibi yöntemler yapabiliriz. Aslında biraz daha üzerinden geçebiliriz. Çürükleri engellemek için dediniz. Biberon için yani beslenme çürükleri için. Ağzın silinmesi, temiz hijyen tutulması en önemli kurallar. Yani 0-3 yaş arasında zaten ekstra bir ajan kullanımı çok tavsiye ediyorum. Flor. Mesela flor gibi günümüzün en güzel konularından bir tanesi. 3 yaşından sonra flor uygulamalara başlıyoruz. Klinikte flor uygulamaları, macunlara, florlu macunların kullanılması gibi. Ama 0-3 yaş arasında bizim ailelerden istediğimiz. Eğer fırçalayabiliyorsanız florsuz macunlarla fırçalayın. Yani böyle çocukların yutabilecekleri 0-3 yaş bebek macunları diye satılan macunlar var. Onları çocuklar yutsa da herhangi bir şey olmuyor. Onlar da fırçalayamıyorlarsa da muhakkak dişleri silmelerini. Ama olmazsa olmazımız bizim diyet. Yani diyetin düzenlenmesi. Şekeri çok tüketmemek. Evet. Gibi. Şeker, karbonhidrat onları şeker minimum. Şeker yedikten sonra uyumaması gerekiyor. Aynen öyle. En tehlikeli soru gece. Hocam şimdi burada bir çocuk dişimiz var sanırım. Evet, maketimiz var. Şimdi bu makette görüyoruz ki aslında süt dişlerine kadar önem veriyoruz. Burada dokularımız var. Yer tutucumuz var. Mesela erken süt dişi çekilmiş. Onun yerine bir yer tutucu yapılmış. Böyle korumaya başlıyoruz biz. Aslında görünüyor mu burada arkadaşlar? Şöyle ben size göstereyim. Şimdi hocam, ben hazır bunları almışken sorum şu. Süt dişlerini önemsemeyerek bir rahatsızlık olduğunda çektirmek doğru mudur? Şimdi arkadan da geliyorlar çünkü ben size vereyim. Süt dişlerini erken çektirmek son derece yanlış. Toplumumuzda aslında bizim ortodonti uzmanlarına bu kadar ihtiyacımızın olmasının sebebi de bu aslına bakarsanız. Eğer kişilerde, ailede genetik bir bozukluk yok ise yani aşırı büyük çene kemikleri veya aşırı küçük çene kemikleri, aşırı iri dişler tarzında bir genetik hastalık anne babada yok ise çocuğun tel takma sebeplerinin en önemli birinci sebebi süt dişlerinin erken kaybı ve çürüklüğü. Eğer süt dişleri erken kaybetmeyen, hepsi normal düşme zamanında hiç çekime gerek kalmadan kendi kendine sallanıp düşen bir bireyde, ailede de herhangi bir genetik yatkınlık yok ise ortodontik tedavi görme şansı son derece düşük. Süt dişleri burada da göreceğiniz gibi özellikle mesela benim göstermek istediğim mesela şu alt tarafta görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın altta bir kalıcı daimi dişimiz var. Süt dişlerinin köklerinin arasında böyle bacak gibi düşünürseniz köklerin arasında yerleştiriyor. Evet, bu süt dişinin ne gibi bir görevi olur? Gördüğünüz gibi bu bir rehberdir. Yani bunun yol göstericisidir. Yol göstericisini kaybederse bu kalıcı diş süremeyebilir, farklı yerlerden sürebilir, geç sürebilir, çarpık başka yerlerden sürebilir. Son derece problemli şeylere sebep olabilir. Yani benim ailelerimden ricam, maalesef bunu tabii bazı hekim arkadaşlarımız da söyleyebiliyor, ailelerden böyle şeyler de duyabiliyoruz. Yani nasıl süt dişi 10 yaşında düşecek, 11 yaşında değişecek. Yani hiç bunlara girmesinler, en ufak gördükleri çürüklerde hemen tedavi ettirsinler ki daha büyük problemlere yol açmasın. Evet. Süt dişleri konuşmada, özellikle ön bölge süt dişleri konuşmada, çiğnemede, estetikte, psikolojik gelişimde son derece önemli. Evet. Yani günümüz çağında özellikle bu sosyal medyaların çok çok böyle geliştiği, her dakika fotoğraf çekilen bir dönemde özellikle benim en çok hasta gruplarımda 4-5 yaş grubu çocuklarda çürük sebebiyle gülmeyi unutan, arkadaşlar arasında alay konusu olan, asla fotoğraf çektirmeyen, fotoğraflara girmeyen çocuklar var. Yani bu dahi bu sebep sadece bu bir sürü süt dişlerinin gerekliliğinin sadece bir sebebi olabilir ama bu bile son derece önemli. Yani o çocukları o yaşta psikolojik olarak böyle toplumdan uzaklaştıran bir etken oluyor diş. Çünkü arkadaşları arasında işte siyah dişli, kömür dişli veya böyle takma şeyler, dalga konusu çocukları son derece yıkan şeyler. Özellikle ailelerden rica ediyorum yani hani bu şeylerden kurtulmak lazım. Hani biz de artık süt dişlerinin ne kadar önemli olduğunu bunun bilincine varmak lazım. Evet, şimdi burada bir sorularımız var. Devam ediyoruz, takip edelim. Tuğba Hanım'dan bir soru gelmiş. Tuğba Kaya. Merhaba, süt dişlerinin yerine yeni dişin çıkması uzun sürebilir mi? Bu normal midir? Demiş. İyi günler, teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Tuğba Hanım şöyle, eğer süt dişi doğal yollardan düştüyse, yani süt dişi normal ağızda sallandı, herhangi bir çekme işine gerek kalmadan düştüyse, bu zaten
alttan gelen kalıcı dişin sürmesinin yakın olduğunu gösterir. Evet. Yok eğer herhangi bir çocuk çürük apse sebebiyle eğer siz süt dişini çektirdiyseniz ve çocuğun yaşı küçükse her dişin tabii ki belli bir sürme yaşı vardır. Bu ağızda gördüğünüz bütün dişlerin yani nasıl dedik 6 aylıkta süt dişleri sürmeye başlıyor. 7 yaşından itibaren de kalıcı dişler sürmeye başlıyor. Bu sürme 7-12 arası devam eder. 12 yaşına kadar kalıcı dişler sürer ama vaktinden erken eğer süt dişi çekilirse biraz önce bahsettiğim gibi kalıcı diş rehberini kaybettiği için başka bir yönden sürebilir. Sürme gecikmeleri gözlenebilir. Bu durumda da yapılacak en iyi şey film almaktır. Bazen nadir de olsa kalıcı diş eksiklikleri görülebilir. Evet. Diş eksiklikleri diyorlar. Bunun da çözmenin en iyi yolu, tespit etmenin en iyi yolu röntgenler. Röntgenler. Evet. O zaman hani herhalde tüp almanız burada hani en azından bilinen bir çocuk diş hekimine görülür. Muhakkak. En azından evet. Bir röntgen evet. Çekimi, yer evet. Çekilmiş edebilir. Teşekkür ederiz sorunuz için. Emir Bey'den bir soru var. Çocuklarda süt dişleri zamanla dökülmez ve düşmez ise ne yapılması gerekir? Teşekkürler. Yine aynı şekilde yine panoramik bir film alırız. Panoramik film neticesinde eğer dişlerin çekimi gerekiyorsa yani kalıcı dişleri sürmesinin hızlandırılması gibi bir durum var ise çekime gidebiliriz. Ama çocuklarda gereksiz bir travma yaratmamak için genelde bizim tercihimiz süt dişlerinin kendi kendine sallanıp düşmesi. Ama eğer süt dişlerinin ağızda gereğinden uzun süre kalması bir ortodontik probleme, bir çapraşıklığa sebep olacak ise ve sürme yine filmden anlayacağımız şekilde altındaki oluşan kalıcı diş tam olarak oluşumunu bitirdiyse, kök oluşumu da gerçekleştiyse, sürmeye hazır ise üstündeki süt dişini çekmekte bir mahsur yok. Ama bütün bu teşhisleri muhakkak klinik ve röntgen olarak, radyografik olarak ikisini görmeden yapmamak lazım. Yani ezbere süt dişi çekmemek lazım, filmsiz. Yine bunu ailelere tavsiye ediyorum çünkü süt dişinin altında kalıcı diş oluşmayabilir. Bu olabilir yani. Bu genetik olarak böyle bir tablo olabilir. Bir de hocam şey var mesela hani ay sallanıyordur ben alayım. Hani bu yani o sallanıyordur. Alabilirler. O çok çünkü aşırı sallanan böyle neredeyse tutsanız gelecek gibi şeylerde kök hiç kalmamıştır. Sadece evet. Diş eti tutuyordur onu. Bir kökü yoktur. Yani eğer çocuk izin veriyorsa veya bir kanla alakalı bir korkuları yoksa olabilir. Veyahut da şunu gidebilir. O kadar basit bir işlemi mesela hekime yaptırabilirler. Böylece bir basit bir işlem, ağrısız bir işlem. Evet. Hekim korkusunu yenmeye açısından evet. Basit işlemler bizim tercihimiz olur. Çünkü canı da yanabilir aile yaparken. Yapalım yanabilir. Daha da korkabilir. Yanabilir evet düşünüyorum. Yanabilir. Bulaş Bey'den bir soru var. Demiş ki merhabalar süt dişlerim bükülene kadar parmak emdiğim için çenemde sorun var. Alt dişlerim geride kaldı. Aynısı şu an kardeşime de var. Onun da süt dişleri dökülmek üzere ne yapmalıyız demiş. Eğer parmak emme hala devam ediyorsa çok son derece sıkıntılı bir tablodur. Parmak emmeyi önleyici bizim alışkanlık kırıcı dediğimiz apareylerimiz var. Alışkanlık kırıcı. Hastanın ağzına taktığımız zaman yaklaşık 6 ay ile 1 yıl içinde bu kişiden kişiye alışkanlığın derinliğine göre değişmekle beraber 6 ay ile 1 yıl içinde bu alışkanlığa son verebiliyoruz. Alışkanlık kırıcı apareyler var. Son derece basit. Bir ölçü alıp kişiye taktığımız zaman bu alışkanlık bitiyor. Ama Ulaş Bey'in artık çenede problem oluştuysa artık yapılacak şey bir ortodontik tedavi. Hı hı. Çok vakit kaybetmeden bir an önce bir ortodontiste gitmesini tavsiye ederiz. Evet. Artık ortodontinin de belli bir yaşı da yok. Erişkin hastalara da ortodonti yapılıyor. Ama alışkanlığı muhtemelen bırakmıştır herhalde. Kendisi yaşı büyük ama bazen bizim 10-12 yaşında da hala parmak emmeye devam eden hastalarımız var. Yapılacak tek şey alışkanlık kırıcı apareyler. Onun dışında hocam ben buradaki soruna devam edeceğim. Süt dişlerinde çürük tedavisi nasıl olmalıdır? Aslında galiba burada bir dolgu görüyoruz değil mi? Şimdi süt dişlerinde de çürük tedavisi yine basitten zora doğru olmalı. Yani benim klinikte izlediğim yol her zaman olur. Yani en derin dişten asla başlamamak. Evet. Çocukta her zaman seans artırmak lazım zorluğu. Basitten zora doğru gittiğiniz zaman çocuk alışmaya başlar. Sonra zorluklara ve ağrıya da dayanmaya başlar. Ağrı eşiği giderek yükselir. Dolayısıyla çocuğu da kazanmış olursunuz. Arada bir güven ilişkisi olduktan sonra çocuk karşısındaki hekimine güvendiği zaman onun kendi canını bilerek, isteyerek yakmayacağına emin olduğu zaman ağrıya dahi dayanabilmeye çalışır. Yani dayanır, ağrıya dayanır. Çünkü öyle bir ilişki kurmuştur hekimiyle. Ama ilk seanstan siz bir ağrılı iş yaparsanız, mesela ağzında bir sürü de başka çürük var, onları artık yapma şansınız yok. O yüzden çürük tedavilerinde bizim izlediğimiz yol basitten zora doğru gitmektir. Tabi buradaki
acil vakalarda onları kapsam dışı tutuyoruz. Bazen çok acil olur, bir kan altı tedavisi, bir çekim yapmak gerekebilir. Orada da uygun yöntemlerle muhakkak tedavisi olur. İşte çürüğü, burada mesela gördüğümüz bir kaplama görüyorsunuz. Paslanmaz çelik kron dediğimiz ve mesela bu tip dişlerimiz de var. Bunlar... Hocam şöyle göstereyim biraz. Evet. Son derece mesela madde kaybı çok fazla. Yani bir çürükten dolayı diş o kadar çok kırılmış, kırılmış, kırılmış. Geriye dolgu tutacak herhangi bir duvar kalmadığı zaman biz dişi mecburen böyle bir kaplamayla, bunlar paslanmayan çelik kronlar. Neden metal, neden estetik değil? Bunların zirkonyum olan, estetik olanları da var ama son derece pahalı. Süt dişi olduğu için, mesela 10 yaşında düşeceği için ve arka grup dişi olduğu için bizim için esas olan burada dayanıklılık. Estetikten ziyade dayanıklılık. Böyle restorasyonlarla dişi çok uzun ömürlü koruyabiliyoruz. Ailelerin en büyük sorusu da alttan gelen dişi etkiliyor mu? Alttan gelen diş etkilemez. Normal kalıcı diş gibi alttan gelen diş bu süt dişinin köklerini eritir. Bu kaplama içindeki bizim yapıştırdığımız dişle beraber sallanır ve normal diş gibi düşer. Yani dolgu, en çok sorulan sorular dolgu, kan alt tedavisi veya iğne alttaki kalıcı dişe zarar verir mi gibi böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Süt dişlerinin tedavisi de erişkinler gibi kan alt tedavisi, dolgu, çekim hepsi yapılabilir ve kalıcı dişlenmeyi etkilemez. Kalıcı dişlenmeyi etkileyecek şey süt dişlerindeki iltihaptır. Eğer siz süt dişleri zamanında tedavi ettirmezseniz ve iltihap olursa biraz önce gösterdiğim gibi bu kadar yakın komşulukta olan iki diş, mesela şu dişin kökündeki bir iltihabın bu altta gelişmekte olan kalıcı dişi etkilememesi mümkün değil. Evet. Ondan korkmak lazım. Yoksa tedaviden değil. Tedavi, süt dişine yapılacak hiçbir tedavi kalıcı dişe zarar vermez. Evet. Kalıcı dişe ancak ya travma zarar verir, yani süt dişine gelen herhangi bir darbe kalıcı dişe iletilir, ona zarar verebilir. Veya süt dişlerindeki bir enfeksiyon kökler vasıtasıyla kalıcı dişe zarar verebilir. Şimdi Ayşe Gülkaya diye bir izleyicimizden soru gelmiş. Prematüre beklerdi, küvezde kaldığı sürede antibiyotik ilaçları ve çeşitleri kullanıldığı zaman halk arasında dişlerde sarı renk oluşması doğru mudur diyor. Kızım 2 yaşında, dişleri sarı renkte, dişlerini fırçalıyoruz bembeyaz olmuyor. Diyabet, tip 1 diyabetmiş kızı. Bu nedenle geçmiş olabilir olsun. Mi diyor. Evet. Geçmiş olsun. Maalesef. İşte burada da hani dedik ya hani genetik değil bu. Bir kızın bir çocuğun bir hastalığı var. Evet. Çok erken yaşlarda antibiyotik ve yüksek dozlarda antibiyotik alımına maruz kalıyor. İşte bu dönem dişlerin minelerinin yani en dış tabakalarının, o en beyaz tabakalarının geliştiği dönem. Onların geliştiği dönemlerde böyle yüksek dozda antibiyotikler içmek, X ışınına maruz kalmak, işte ne bileyim kemoterapi, radyoterapi gibi kanser hastalarında mesela maalesef kalıp dişlerde böyle sarı trak lekeler oluyor. Çünkü gelişim duruyor. Yani şöyle düşünün, içten dışa doğru bir oluşum var dişlerde. İçeriden en son mesela mine tabakaları oluştuğu zaman mine tabakasının oluşma dönemine denk gelen kısımda eğer annedeki bir rahatsızlık olabilir bu tam doğum esnasında veya çocuğun erken yaşta kullandığı antibiyotikler dişlerde sararmalara, kahverengi lekelere sebep olabilir. Ama tabii diyabetin de muhakkak var. Yani çürük riskini artırıcı faktörlerinden pek çok sistemik hastalık çürük riskini artırır. Ama bunu ailenin bunun bilincinde olması ve hemen erken yaşlarda bir hekim bulması, hekim düzenli kontroller yapar, diyetlerini düzenler, oral hijyen eğitimini verirse bu bir kader değil tabii ki. Yani bu da aşılabilir. Burada da çürük oranları mümkün olduğunca yani minimuma indirilebilir. Yani ailenin bu anda şu anda bunu biliyor olması güzel bir şey. Bunu hocam, renk eğer kalıcı dişlenme dönemindeyse onlar restorasyonlarla giderilebilir. Eğer süt dişlenme döneminde yine aileleri çok rahatsız eden sıkıntılı durumlar var ise yine biraz önce dediğimiz ön bölge için geliştirilmiş son derece estetik zirkonyum kronlarımız var. Onları böyle simsiyah olmuş, kırılmış dişlere dahi yaptığımız zaman çocukta inanılmaz görüntü değişiklikleri oluyor. Yani şu aşamada yani günümüz teknolojilerinde teknolojisi altında diş hekimliğinde hemen hemen her sorunun çözümü var. Yeter ki aileler bunu bir kader demesinler, yeter ki bir şey yapmadan beklemesinler veya bir kişi bir hekimin olmaz dediğiyle kalmasınlar, birkaç farklı görüş alsınlar. Yani bu açıdan değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Hocam burada bir sorumuz daha var. İnce Adı'dan gelmiş. Öncelikle yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Torunum diş çıkartıyor ancak çok ağrılı ve ateşli bir süreç geçiriyoruz. Ağrı kesici vermek istemiyoruz ancak bu süreci daha rahat atlatabilmek mümkün müdür? Evet diş sürmesi sıkıntıları son derece
fazla oluyor. Genelde kaşıntı, ateş yükselmesi ve ağrı vardır. Yani süt dişleri çıktığı evet. dönemde diş etini eğer tam böyle delik ağız ortamına açılması esnasında o bölgede ısı artışı olur. O da bir rahatsızlığa sebep olur. Genelde antihistaminik ilaçlar verilir. Bir çocuk hekimine görünebilirler veya bir pedodonti uzmanına. Soğuk diş kaşıyıcılarını tavsiye edelim. Soğuk iyi gelir. Çünkü orada ısı artışı var. Isı evet. artışı da huzursuzluğa sebep olur. Soğuk orayı birazcık hissizleştirir. Ağrı kesici çok vermek istemiyorlarsa topikal anestezikler var. Mesela eczanelerde satılan. Sadece o bölgeye sürülen. Yani sadece o bölgeyi kısa süreliğine uyuşturup ve birazcık da soğutur. Yine buzdolabında saklanan diş kaşıyıcıları bunun dışında bunlarla yavaş yavaş o bölgeye, çıkan dişin olduğu bölgeye masaj yapmaları. Masajı diş kaşıyıcılarıyla da yapabilirler. Temiz ellerine geçirdikleri bir gazlı bezle yapabilirler. Aslında şöyle hani şöyle dişsiz bir boşluğa. Evet, dişsiz boşluğa olan. Mesela diş fırçalamak da bir masajdır. Yani dişsiz boşluğu, çünkü şöyle düşünün, orada bir diş eti var, alttan bir diş geliyor, o diş etini delmeye çalışıyor. Delemedikçe diş eti giderek kalınlaşıyor ya, biz onu masaj yaparak inceltiyoruz, yumuşatıyoruz, yumuşatıyoruz, yumuşatıyoruz. Zaten onun altında çıkmak isteyen bir diş var. Siz oraya masaj yaptıkça, fırçaladıkça, orada belki gözle görülmeyen küçük boşluklar oluşturuyorsunuz ve oradan dişin sürmesini hızlandırıyoruz. Daha da sürmeyen durumlarda da eğer kalıcı dişlenme de aynı şey olduğu zaman biz bazen müdahale edebiliyoruz ama diş kaşıyıcılar ve topikal anestezikler eczanelerden alabilecekleri son derece içlerinde rahatlıkla ve faydalı olacaktır. Evet. Hocam benim son soruma geldim. Çocuklarda diş fırçalama alışkanlığı nasıl kazandırılmalıdır ebeveynlere söylemek? Öncelikle kendileri fırçalamaları lazım. Kendileri fırçalamadıktan sonra çocuğa bir şey yap demek son derece olumsuz bir geri bildirimle sen yapmıyorsun ki diye bir cevap duyduğunuz zaman evet. o olay biter. Öncelikle örnek olmak lazım. Hı hı. Yani çocuklar her şeyi anne babadan aldıkları gibi bütün alışkanlıkları onu da bizden alacaklar. Öncelikle ailelerin bir kere diş sağlığına kendilerinin önem vermesi gerekir. Bir de çok küçük yaştan itibaren çocuklarının dişlerini kendilerini fırçalaması lazım. Yani bu da şöyle yapılır. 8-9 yaşına kadar çocukların dişlerini anne babanın fırçalamasını istiyoruz. Bu çünkü motor fonksiyon dediğimiz gelişimle alakalıdır. Yani ayakkabı bağlayabilen çocuk dişini fırçalayabilir diye literatürde böyle bir tanım var. Yani kendi ayakkabısını, ki bu da yaklaşık 8-9 yaşlarına denk gelir. Tam olarak dişlerini etkili temizleyebilmesi için, bütün bölgelere fırçanın ulaşabilmesi için, bileğini rahatça her iki tarafa döndürebilmesi için 8-9 yaşını beklemek lazım. 8-9 yaşına kadar anne baba fırçalamasına kesinlikle ihtiyacımız var. Çocukları kendi kaderine terk etmesinler. Lütfen bize geldikleri zaman hocam fırçalamıyor diye çocuklarını evet çocuklarını suçlamasınlar. Çünkü biz her zaman anne babayı suçlarız. Evet. Çocuklar çünkü 3 yaşında, 4 yaşındaki çocuğun sorumluluk sahibi olması mümkün değil. O yüzden muhakkak ama önce de kendileri fırçalayacaklar. Abisi ablası varsa o fırçalayacak. Örnek olmaları lazım. Çocuklar her davranışı emdikleri gibi bu fırçalama olayını da anneden, babadan, aileden görerek içselleştirebilirler. Yani dışarıdan zorlamayla bir şey yapmamak lazım. Günümüz eğitim metotlarında bir davranışı içselleştirmek var. Evet. Onun yararına inanmak lazım. Annem babam da yapıyor. Demek ki yararlı. Yani anlatarak, öğreterek. Yani çünkü çocuğa bir şeyi eğlenceli hale getirilebilir. Evet, şimdi günümüzde artık dediğim gibi teknoloji çağındayız. Son derece böyle güzel uygulamalar var. Özellikle mesela 2 dakika fırçalamasını istiyoruz biz çocuğun. 2 dakika süren, 2 dakikaya ayarlanmış. Mesela eskiden kum saati derdik. Evet. Kum saati artık birazcık bu teknolojide biraz şey kaçıyor. Şimdi çok güzel uygulamalar var. Apple'ın, Android'in uygulamaları var. 2 dakika süren çocukları. 2 dakika. Çünkü maalesef çocuklar ekrana, tablete, televizyona çok düşkünler. Bir 2 dakikalık bir video veya böyle bir ekran kararması oluyor. Onlar fırçaladıkça ekranda yavaş yavaş şekiller açılıyor. Sanki onlar fırçaladığı için açılıyor gibi böyle bir motivasyonla diş fırçalama süresini uzatıyorlar. Ailelerin yapacağı bir örnek olmak ve de fırçalama süresini artırıcı tedbirler almak, çözümler onları bulabilirler. Başka ekleyeceğiniz bir şey var mı hocam? Sizin söylemek istediğiniz. Yok. Özellikle 3 yaş üzerinde çocukta hamilelik evet. bilinmesi. Evet, hamilelikle başlıyoruz. Başlayamadık 3 yaşında. En kötü 3 yaş. Minimum hani orada artık maksimum seviye 3 yaş. Evet, görmek istiyoruz. İlk muayeneye gelmesi. Evet. Çünkü şöyle oluyor. 3 yaşından itibaren kliniğe gelip hekimle tanışan bir çocuk 4 yaşında veya 5 yaşında kanal tedavisi yaptırırken
10 yaşında ilk defa kliniğe gelen bir çocuk koltuğa oturmaya bile korkuyor. Yani aradaki uçurumu anlamanız lazım. 5 yaşında kanal tedavisi yaptırıyor, diş çektiriyor, güle oynaya gidiyor. 10 yaşında koltuğa dahi oturmuyor veya bir iletişim kurmuyor, adını söylemiyor, şey yapmıyor, çekiniyor. Yani bu kadar büyük uçurumlar oluyor. Bunların hepsi ilk muayene ve tanışma, bir hekime güvenip ve o şekilde gitmek. Aynen öyle. O zaman biz bugün çocuk diş hekimi uzmanı, yardım doçent doktor Barış Karabulut hocamızla çocuklarda diş çürüklerini ve süt dişlerinin tedavisi üzerine, bakımı üzerine konuştuk. Çok güzel program oldu. Katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşünceye dek şimdi hoşça kalın efendim.